kafir olur. Namaz farzdır. E canım, rızık verenler şimdi namaz kılanı fabrikaya sokmuyor ki. Yani amca, şimdi çalışmayalım mı? Sosyal haklar, işçi sigortaları filan 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 vesaire. E canım, bizim de bir pazardan pazara kiliseye giden Hristiyan'ın gibi cumadan cumaya namazı olsaydı dese, emri Rabbani'yi tekzip ettiğinden, yalanladığından kafir olur. Elinden gelse cuma namazıyla 5 vakit namazı kaldıracak, bir cumayı kıldıracak sana. Asırdır, nesildir, çağdır. Bunlar kökten masaldır. Allah ayette asır dememiş, asıl demiş, aslı. Aslı emr-i Rabbani'dir. Senedi Kur'an'dır. Şahidi Resulullah'tır. İcmayı ümmetle bütün ulema tekzip etmemiştir. Dememiştir Allah-u Teala 20. asırda namazı 3'e indirdim, 30. asırda bir sabah kılın dememiştir. Aslı değişmedikçe asır 20 olmuş, 40 olmuş, 400 olmuş, materyalist felsefenin mensuplarının sözleriyle dinden imandan çıkılmaz. Kardeş, bari kafir olmasınlar işlemeseler de. Bari kafir olmasınlar, işlemeseler de, yani kılmasalar, kılmasınlar, katledilir, mahledilir. Ama tekzip ederse kafir olur. Muhteremler, bu asır çok zordur. Mukaddesatın en derin, en ince meselelerine dil uzatmak suç değildir. Bu Kur'an'a inanmadım dese bir adam, kimse gel buraya diyemez. Allah'ın vahdaniyetini tekzip etmek suç sayılmazsa, bütün dinler birdir, Hristiyan olmuş, Yahudi olmuş, Muhammeden olmuş, ne fark var canım, git kiliseye, fark etmez dese suç sayılmaz ki. Papaz da böyle der, şeytan da böyle der, işte diyen de böyle der. Şalde şu namaz seni korur, seni buna dedirtmez. Namaz kılan kadın tesettüre riayet eder. Irzını, namusunu korur. Ana baba namaz kılarken çocuklar da onunla kılar. Dolayısıyla şu namaz büyük bir kale gibi İslam cemaatini emri Rabbani ile kuşatır, rahmetle donatır, imanla kamil eder, şuurlu İslam eder. Ama namazsızlık, dışarıya caddeye çık, Dortmund, Essen, Münster, Berlin, ne de olursa olsun bana ne? Müslümanla Hristiyan'ın kıyafetinde fark kalmadı ki. Ceket aynı, pantolon aynı. Dükkan aynı, marka aynı. Seninle benim aramda Hristiyan'a desen ne fark var? Yok diyecek, işte aynı giyiniyoruz, aynı yiyoruz, aynı marka harcıyoruz. Senin kız da, benim kız da, benim oğlan da, senin oğlan da, Hans da, Fatma da aynı. Hani ne farkımız var Müslümansın? Var farkımız. Ben namaz kılarım diyemiyorsan fark kalmamış gibi olur. Bunu diyemiyorsan senin farkın bir namazdır. Onun farkı kilisedir. O gitmezse, sen kılmazsan Berlin Caddesi, Essen Parkı, Dortmund Sokağı, Hans'la, Fatma'yla, Mehmet'i beraber eder. Ne fark kaldı? Ne fark kaldı Allah aşkına? Ne fark kaldı hocam? Avrupa'ya geldim geleli, Allah sizi inandırsın, bir vaktimi en büyük şehirlerin caddelerinde geçirmedim. Hürmetle, saygıyla Almanların seyrettiğine şahit oldum. Namaz kılmakla ayıplamadılar, hürmetle tazim ettiler. Önümden geçmediler, Almanlara dikkat ettim. Karı koca namaz kılıyorduk Münster yolunda. Bir aile geldi, ağlaya ağlaya seyretti. Yanımızda da lisan bilen
şu Ahmet Bakkal Ahmet'in kızı vardı Züleyha, tercümanlık etti. Hafif yağmur yağıyor, ben imam, bizim kadın cemaat namazımı seyretti, ağladı ağladı. Siz ne kadar nurani, latif bir hale girdiniz. Sanki sizin üstünüze gökten rahmet yağıyor dedi, Alman karısı ağladı. Taksiye soktuk, çikolata verdik, meşrubat verdik. Hayran oldu, ağladı kadın. Muhteremler, biz dinimizi yaşasaydık bu musibetlere giriftar olmazdık. Başımıza gelen musibetler, Sure-i İsra birden 10. ayeti celiliye kadar size 3 haftadır naklediyorum. Beni İsrail 2 defa ifsad eder, taşkınlık eder. Biz de 2 defa bela ve musibetleri göndeririz. Azgın, kuvvetli, cesur insanları gönderir, helak ederiz. Buhtun Nasır'ı gönderdi. Mescid-i Aksa, Kudüs-ü Şerif, Allah biliyor, bağır 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 bağır, torun çıplak, karın tesettürü noksansa bu bağırmada boşa gider. Senin bağırman evdeki fiil ve amelle ispat edilir. Burada cezbeyle sancak sallamak, bayrak sallamak, feryadı figan etmek senin kemalatına şahitlik etmez. Er kişiysen caddede bunu bağır. Caddede İslamlığını ispat et de ben senin anlamına yapayım. Buraya gelen vecdinden bağırıyor. O vecdi sen caddede göstersene. Avrupa'ya gelen Müslüman'da iki hal gördüm 15 senedir. İmanı varsa, dinini sevdiyse kılınç gibi Avrupa adamı parlatıyor. Medeniyetin gelip geçici olduğunu, teknolojinin bir gün bunun da tükeneceğini, insanların saadet kapısını Allah'a ubudiyet ve ibadetin açtığını görüp kale gibi oluyor. Ama mayası bozuksa, ne peynire ne yoğurta maya değilse, sütün içine atınca peynire de benzemiyor, yoğurta da. O zaman Avrupalı sizi yuduyor. Seni yudamazsa çocuğunu, kızını yuduyor. Talebelere soruyorum, Türk kızları da öpüşüyor mu? Gülüyor, başını yiyor filan. Evet, öpüşüyor, öpüşüyor, bizimkiler de öpüşüyor. Hans'la öpüşüyor mu? Schmidt'le, ha, onlarınla da öpüşüyor. Senin kızların öpüşüyor. Senin burada feryadı figanın imanını parlatıyor, muhabbetini teşvik ediyor, bağırıyorsun. Sen ahlakınla, evladınla, iyalinle İslam'ı yaşayarak namusunu payidar et göreyim. Şu halde bu namazsızlık sizi Avrupa'nın medeni dediğimiz çağında üğütür. Hani arpayı koyuna ineğe verilirken üğütürler, bırçağı çavdağı üğütürler. Sizi Avrupa üğütür, üğütür, değirmende yutar. Mimsiz medeniyet demiş Bediüzzaman Hazretleri. Mim kalkarsa medeniyetten deniyet olur, kötülük olur. Bu kötülük bizi boğar. Göçmen kuşlar bizi boğar. İslam'ım, mücahidim. Sonra söyle. Muhacirin. Bu üç kelimeyi unutmamak lazım. Üç kelimeyi göğünümüze altından, gümüşten plaka yapıp takmamız lazım. İslam'ım, mücahidim, muhacirim. Ben burada muhacirim. Ben mukim değilim. Gelip geçiciyim. Bu benim vatanım değil. Adamı Allah dünyada vatansız, ahirette imansız etmesin. Elin karısı sana yar olmaz. Elin parası pul olur. Komşunun vatanı adamı dul eder. Bu vatan senin değil. Ama siz bunun müdrik değilsiniz. Bir gün anlarsınız. Bir gün bunları anlarsınız. Sure-i Araf 27. ayeti celilede Allahu Teala buyurur ki, ey Ademoğlu, şeytan sizi fitneye düşürmesin.
Nitekim o babanızın Adem'in de cennetten çıkmasına sebep oldu. Şeytan size düşmandır. Siz de ona düşman bilin. O kendi topluluğunu çağırır da alevli cemaatlerle beraber olasınız diye. Muhteremler, bugün namazda, zekatta, bütün ibadetlerde kusurların meydana gelmesi ilim ve fıkıh bilginlerinin susmasındandır. Sayfa 948, kunyeti talibin 5 vakit namaz, 5 vakit namaz bahis. 30-24. bölüm. Bir daha söylüyorum. Bilesin ki namazda, zekatta, bunlardan başka tüm ibadetlerde yapılan kusurların meydana gelmesi ilim ve fıkıh bilginlerinin susmasındandır. Onların ayrı durmaları, onlara nasihatı öğrenmeyi, terbiye etmeyi bırakmalarındandır. Evde baba nasihatı unuttu, mahallede muhtar unuttu, camide imam unuttu. Bu millet helak olur. Bunu unutmamanın tek şahidi namazdır. Namazı kılarsan seninle Allah arasında nurani irtibat seni unutturmaz. Seni bırakmaz. Cenab-ı Gavsum-ı Seyyid Abdülhakim-i Hüseyin Hazretlerinin bir sözü var. Sakal bırakan Allah için süs değil, şeriat için sakal bırakan zinakar olmaz. Tam tesettür eden kadın zina yapamaz buyurdu. Tam tesettüre bir kadın girsin zina yapamaz. O tesettürün nuru onu zinadan korur. Namaz, sakal Müslümanı kötülükten koyar. Namaz adam fuhşiyattan alakoyar. Ayet. Namazı bırakırsan fuhşiyatın içine düşer. Şu halde bu namaz senin için değildir Sofi. Evdeki karına da lazım. Okuldaki kızına da, sokaktaki oğluna da, çalışan dayına da, çalışan halana da lazım. Sen bunu emret. Emretmek için sen önce kamil namazını kıl. Sen örnek ol. Bir adam bir fiili yapmadan nasihat etmesi kalplere tesir etmez. Onun için etmiyor. Yalan söyleme diyen yalan söylerse onun kalbine tesir etmez. Zinakar bakma diyen kendi bakıyorsa tesir etmez. Namazı alaca belece kılan bir baba evindeki karısına kızına kamil namaz kıl dese tesir etmez. Önce hüküm nefsanidir. Önce yaşar, sonra yaşatmaya çalışır. Kendi yaşamayan başkasını yaşatamaz. Ariflerle alimlerin, ilim erbabının en mümtaz vasfı budur. Alim bin meseleyi söyler, çoğunu yapmamayı, azını yapmamayı bilir. Arif bin mesele söyler, mümkünse çoğunu yapmaya çalışır. Kuldur, yapmadığı olabilir. Ama bir ilim adamının, ilmiyle müsemma olan ilim adamının söylediğini yapmaması en büyük vebaldir. İlim adamının yükü bildiğiyle amel etmemesinden dolayıdır. Arifle alimin tarifi budur. Alim bilir. Arif yaşar. Arif bildiğiyle amel eder. Alim bildiğiyle amel ederse arif olur zaten. Bildiğiyle amel etmeyeni misal getiriyoruz biz. Bildiğiyle amel edene kim ne der ki? Şu halde efendi, kim ne meseleyi biliyorsa alim sayılır. Sen evde en büyük olarak alim sayılırsın. Senin karın alim sayılır. Sen evde nasihatını ikmal etmek için sen yaşamaya bak. Benim keyifli sözümle avazalar bağırmakla kendini düzeltemezsin. Senin düzelmen, bacadan çıkan duman yemeğin cinsini gösterdiği gibi hayatında tatbik ettiğin İslami şartlarla düzelirsin. Evin içinde neyi yaşıyorsan, neyi tatbik ediyorsan damdan o rahmet veya o zulüm çıkar.
alkolik bir evden şeytan asfalt döşer. Muti, itaatli, tesettürlü bir evden melekler asfalt döşer. Mesuliyetimizi müdrik olalım. Nice şurada sofiler var, çoluğu çocuğu sokaklarda perişan. Nice namazsız evlatları var. Nice günahlı işler işliyor, bir de baba olarak ekmek yediriyor. Ama sen hesaba çekilmekten kurtulamazsın. İlle hesaba çekilirsin. Kurtulamazsın. Senin sakalla sarıkla burada yaşaman seni kurtarmaz. Kurtarmaz. 5 vakit namaz kılmak, mümin olarak her amelde 2 mükellefiyet olduğu için farzdır. Bu farzı ifa etmek de farzdır. Bir farzda 2 farz birleşmiştir. Kılın 1, kıl 2. Kılmakla mükellefiz. Bunun üzerine ayet-i celileler, hadis-i şerifler pek çoktur. Sûre-i El-Bakara 43. ayet-i celilede farz olan 5 vakit namazı hududuna, erkan ve şartlarına riayet vakitlerine eda ediniz. Hak canibine bütün azalarınızla yönelin. İçinizi, dışınızı, nefsani ve bedeni şuurlerden, iş ve uğraşmalardan temizleyin. İşte en önemli bir emir budur. 5 vakit namazı hududuna, erkan ve şartlarına, vakitlerine riayet edene kılınız. 3 ilimi birleştirdi. Vakti, şartları, hududu. Vakti içinde kılınmayan bir namaz cinayettir. Ömründe 1 defa, 2 defa kazaya namaz kalabilir. Günde 1-2 namazı kazaya kolan adamın kaza namazı olmaz. Kazayı 1 kere kılmak şartıyla ömründe, 2 kere kılmak şartıyla tövbekar olursa, ümit edilir ki Allah mağfiret eder. Çarşıya pazara çıkar, işe güce gider, günde 2-3 tanesi kazaya kalırsa, bu adam namaz kılmayanlardan sayılır. Niye? İşte ayet, vaktinde eda edin. Vaktini değiştiremezsin. Bütün azalarınızla yönelin. Gözünüz harama bakmasın. Diliniz gıybet yapmasın. Kulağınız çalgı, musiki, siyasi havaları toplamasın. Nefsani ve bedeni bütün iş ve uğraşmalardan temizleyin. Şu halde namazın hükmü budur. 2. ayeti celile, Sûre-i Bakara 238. ayeti celile, 5 vakit namazları, ikindi namazını muhafaza ediniz. Akşamleyin ve yatsı, sabahleyin, Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde hamdü sena ona mahsustur. İkindi öğle vaktinde onu tesbih ile anınız. Bu ayeti celile 5 vakit namazın 5 vaktini ferman etmiştir. Şu halde her bir vakitte namaz farzdır. Bir vakti geçirmekle Allah'ın o emrine isyan edilmiş olur. Kaza etmekle o isyan ortadan kalkmaz. Bu ayeti celilenin hükümlerinde Abdullah İbni Abbas Efendimiz'in beyanıyla tüm sune ile murat akşam ve yatsı namazına, tusbihune ile murat sabah, aşiyan ile murat ikindi ve hine tusirune ile murat öğle namazlarıdır. Şu halde Allahu Teala ulemanın beyanına göre şu mübarek Rum suresinin 18 ve 17. ayetiyle namazların vakitlerini tayin etmiştir. Tayin edilen vakti değiştirmek senin keyfine tabi değildir.
Cibril Aleyhisselam ilk okuduğum hadiste 5 vakit namaza imam olarak kıldırmış, vakitleri de kendisi bizatihi Allah'ın emriyle tebliğ etmiştir. Ben işte ikindiyi kılamam, cumayı da kılamam, nöbet değişirse sabah da gider, ne kaldı? Çalıştığım paranın hükmünü helal haram olup sormak sana kaldı, kala kala bu kaldı. Çalıştığım paranın, kazandığım paranın hükmünün helal mı haram mı olduğunu sormak sana kaldı. Yine Sure-i Nisa 102. ayeti celil'e namaz müminleri üzerine muayyen bir vakit ile farz olmuştur. Dikkat ederseniz vakitin üstünde çok duruyorum. Halbuki bizim cinayetimiz vakitte itibar etmiyoruz. Gecikmiş, gecikmemiş. Geçmiş, geçmemiş. Halbuki Allahu Teala kasten, amden, abd olan kuluna ubudiyette vakitle emretmiştir. Namazı emretmiştir, vakitle. İslam 5 haslet üstüne kurulmuştur. Hadis-i şerifler. Her şeyin bir alameti nişanı vardır. İmanın alameti namazdır. Kişinin kalbinde iman bulunduğunun alameti namazdır ki imanın varlığına nişan olur. Şimdi gelecek bunu, bu mübarek hadis-i şerifin tefsiri şimdi sıra gelecek. Namaz dinin direğidir. Her kim namazı güzelce kılarsa dinini ayakta tutar. Her kim namazı itikad etmeyerek terk ederse dinini yıkar. Allah'ın farz kıldığı 5 vakit namazı her kim abdestini güzelce alır, vakitlerinde kılar. İşte vakit yine geldi. Rükû secdesini yerli yerinde yapar. Huşu ve hudu. Dikkat edilirse muhteremler, namazın hem kalbi ruhani kemalatını hem maddi güzelliğini ferman ediyor ayet ve hadisler. Vaktinde kıl, abdestini güzel al. Rükû secdesini tam yap. 5 tane vacibi var Hanefi'de. Huşu, hudu ile himmet, kastını namaza topla. Öyle namaz kıl ki bu senin son namazın gibi olsun. Muradın Allah olsun. Hani hasta olursun da hastane kapısında ameliyat derler ya, hani doktorlar da ihtimal kurtulması az derler ya, bütün giren çıkan hemşireye, doktorlara, profesörlere öyle bir bakarsın ikinci Allah gibi. Namaza böyle bakmak lazım gelir. Hani o doktor senin ilahın gibi olur ya, namazı öyle bakmak lazım gelir. Bütün ruhani kuvvetini, himmetini, kastını topla. Fikir ve düşüncelerini dünya işlerinden çevir. Vaktinde kıl bitmedi ya. Demek namaz tamir içindir, inşa içindir, ihya içindir. Bütün ibadetler 3 maksatladır. En önemli meselesi insanın ahlakını güzelleştirir, nefsini ıslah eder. Namaz insanı fuhşiyattan alakoyar. Demek güzelleştire, güzelleştire, güzelleştire fahiş, fiyatlar yükseldi, fahiş, fuhşiyat, çirkin amellerin artması ondan seni kurtarır. Nasıl? Hümmetini Allah'a çevirir, gönlünü ya Rabbim dedirtir, elhamdülillahi Rabbin alemin dedirtir, ya bu Allah bütün alemlerin Rabbiymiş dedirtir, bu Rabbin alameti nelerdir insana getirtir. Sure-i Bakara'da ölmüş hayvanın etini ölüye vurdurup dirilten Allah'tır. Efendim Musa Kelimullah asasını Kızıldeniz'e vurdurup Beni İsrail'i geçiren Allah'tır. Taştan Yahya Aleyhisselam'a deveyi çıkartan Allah'tır. Yunus Aleyhisselam'ı balığın karnında gezdiren Allah'tır. Milyonlarca Belkıs'ın tahtını Asaf bin Berhiya göz yumup açıncaya kadar getiren Allah'tır ile namazda Halik'i tanır. Demek bu benim Allah. Yapamayacağı bir şey yok ya. Aşk olmaz. Hastaysa neye eder?
Dertliysem deva verir. Musibete girdiysem necat verir. Bir şeyim vardır, temizlemek için vermiştir. Sabun elbisenin içinde acı tesiri yapar ama temizler. Şu halde Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediği zaman kul acziyetini bilmesi lazımdır. Besmele'den sonra ilk kelam-ı mübarek Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bütün alemlerin halikıdır. Hazreti Ömer Efendimiz bacısının evine girdiğinde Sûre-i Taha okudu. Ya bu sizin Allah yerin göğün her şeyin mi haliki? Allah Allah, ya gökte ona bağlıymış, yerde ona bağlıymış. Bizans'ta, Roma'da gök tanrısı, yer tanrısı, güzellik tanrısı, bereket tanrısı, her şeye bir tanrı koydular. Üzümü şarap yapan tanrı, üzümü pekmez yapan tanrı. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin beyanıyla sineğin kanadını kim halk etmişse deveyi o yaratmıştır. Sana gözünde görmeyi kim verdiyse ayağına yürütmeyi o emretmiştir. Emreder de yürüme derse vallahi diz çökemezsin. Secde de aman Allah dedirtir. Sen musibet gelince Allah'ı hatırlarsın. Genişlikte, darlıkta Halik odur. Şu halde bu namaz her şeydir. Hiçbir şey yoktur ki içinde olmaya. Hiçbir şeydir onu anlamayan apt. Hiçbir şey değildir. Sinek de değildir, at da değildir, öküz de değildir. Çünkü at da, sinek de, öküz de Halık'ı bilir. Allah'ı bilmeyenler ancak şeytanlar, cinlerin, kafirleri, Müslümanın hainleridir. Kulu ile kulun küfre veya küfreni nimete nankörlüğe ulaşma arasında fark, kulun namazı farz olduğunu inkar ederek terk etmesidir. Bir namazda 12 türlü ibadet vardır. 12 türlü ibadetin birincisi Hakk'a yakınlık kurar. Abdest alında temizlenir. Allahu Ekber iftitah tekbirini alınca kimin huzurunda olduğunu tanır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ile Halık'ının huzuruna çıkar. Şu halde namaz yakınlık asansörüdür. La teş ve la temsil. Nasıl asansör 100 katlıya çıkıyor, Amerika'da 90 kata çıkıyor, 80 kata çıkıyor. 80 kata adam yürüse beli bükülür. 2. Onun için kul Allah'a gizli secdeden daha yakın bir ibadetle yaklaşmamıştır. Bütün melekler secde etti, illa iblis secde ile emroldu, sırtını Adem Safiullah'a çevirdi, secdeden imtina etti. Namaz kılmayan şeytanın torunudur, şeytanın askeridir. Çünkü ilk secdeye inmeyen iblistir. Kainatta hiç secde yapmayan iblistir. La dedi, bir kere yapmadı, bir daha da yapmadı, bir daha da yapmadı, bir daha da yapmadı. Secdeyi unuttu. Namaz kılmayan haşa şeytan mıdır ki secdeyi unutsun? Ya ben düşünüyorum, çok ağır ya. Sen anlıyor musun benim anlattığımı? Ya ben şeytan değilim ki niye secdeye inmeyeyim? Şeytan değilim ki niye inmeyeyim? Secde nedir? Toprağa yüz koymaktır. İnsanın en asil yeri alnıdır. Ya alnımın akıyla konuşuyorum. Ben hırsız değilim filan demek istiyor. Ben alnımın akıyla size geldim. Hırsız değilim, karım orospu değil, haşa haşa, kızım namussuz değil. Alnımın akı. Ha, o alnının akını Allah için kara toprağa koymak secdedir. İşte secde budur, tevazudur. Hiç kimseye eğilmeyen alnın Allah'a secde eder. Yoksa halıya yatıp Subhan Rabbiyel Ala, o değil secde. O şeklidir. Manası bu alnın öyle aktır. Buna hükümdarlar taç koyarlar oğluğunda. Nemrut da Ene Rabbikümül Ala, sizin ben en büyük Rabbinizim dedi. Ululadı ululadı, tacı koydu koydu. Nemrut kule yaptı, kule yaptı.
İbrahim Halil'in tanrısını öldürmeye ok atmaya çıktı enayi oğlu enayi. Şu halde şu alın aza aza Firavun Nemrut olur, toprağa koya koya Ebu Bekir Sıddık olur. Yahu bak belin kireçlenmesin, secdeye koymaya koymaya namussuz, zalim, pis bir insan olur adam. Kireçlenmesin demek, kılmamaktan zalimliğin kireci bu, kalsiyum kireci değil benim dediğim. Ona bir hamam kaplıca filan çare bulur. Enaniyetle belini demir gibi dik tutanın başını Allah bin kere kılar. Onun başını yerlerde süründürür. Sırat üstünde en zor geçen yüzüstü sürünendir. Yüzüstü sürünecek, adım ayak olmayacak. Diğerleri kuş gibi uçarken, at gibi koşarken, secdeye inemeyen var ya hani, çağ mal filan diyerek girmiyor ya, onlar yüzüstü sürünecek. O aziz olan anlını ateşle darlayacaklar, koyunun keçinin paçası gibi. Burnuna paça yaparken demirciler Afyon'da görürdüm. Koyunun keçinin burnunu demiri sokağa, oğlana der körüğü çek oğlum, şşt şşt derken keçinin boynuzunu kulağını kırarlar, tüylerini yakarlar, bir de sarımsaklı sirke döker ananı ağlatırlar. Secdeye inmezsen sırat üstünde seni paça yaparlar, o anının akını zelil et. Orada zelil olur adam. Ben burada ya Rabbi seni 90 sıfattan tenzih ederim. Yaksa da beni 10-15 derecede yakar. Ama onu Nemrut'la, Firavun'la, şeytanla yakar. Onlar anlamı yere koymadı. Halı değildir secde. Topraktır. Neden? Ya Rabbi beni topraktan halk ettin. Ben ne varlığım ki senin yanında? Vallahi yüzümü yine toprağa sürüyorum. Toprağım demektir. Yani teslimiyetin en güzel örneği secdedir. Vallahi toprağım ya Rabbim, billahi toprağım ya Rabbim, alametin günde 5 vakitte 40 kere, bir rekatte 2 kere, 80 kere toprağa sürüyorum ya Rabbim. Beli, beli sen topraktan yaratıldığını unutmadın. Öyle hani firavunlar gibi, putlar gibi gezenler var ya, işte onlar şedid bir azab ile o kıyamadığı anlamı yerlerde sürüyecektir. Cesedinize acıyın. Ahiretin zelilliği ebedidir. Dünyada anını yere koymak kadar izzet yoktur. Ben Halık'ımı çok severim. Bu akımı onun toprağına sürmekle mesrur olurum. Namaz budur yok. Ya namaz budur. Vay benim Rabbim, vay benim Habibim. Allah biliyor, Allah biliyor. Allah'a şükür için söyleyeceğim. Namaza durdum, af buyurun. Sözüm meclisten, ruhaniyetten dışarıya. İdrar çok sıkıştırdı. Haya ettim bu cemaatte dışarı çıkmaya. Ya Rabbim her zorluğu yenen sensin. Sana havale ediyorum dedim. Hiçbir şey yok. Sana havale ediyorum. İster sıkıştır, ister genişler. Genişletti 40 sene işemesem olur. Ya ayıp mı? Ne ayıp? Rabbime hamd için söylüyorum. Sıkıştım. Ya çık bunları beklet bu kadar Allah kuluna. Haya ettim sizden, utandım. Allah için utandım, sizden de değil. Sizin hesabınızı Allah'tan. Ya Allah genişletti ya, nereye gitti durar bilmem ki. Gitti. Allah darlıkta genişlik verendir. Hastalıkta şifa verendir. Açlara rezzak olandır. Ya Rabbim demedikçe sen kulluğun izzetinden düşemezsin. İftitahta Bismillah Allahu Ekber dünyayı atmadıkça yüzünü Halik'a dönemezsin. Beytullah bunun misalidir. Bütün ümmeti Muhammed tek bir yere dönsün diye Rabbim bu beyti emretmiştir. Dünya her an bir mescidi nebevidir. Bütün dünya Beytullah'a dönmüş, daire çevrilmiş halde hiç bitmeyen dünya namaz kılar. Japonya namaza durdu. 2 dakika sonra Tayvan durur.
İki dakika sonra Malezya durur. İki dakika sonra Hindistan durur. Beş dakika sonra İran durur. On dakika sonra Erzurum durur. Hep Kabe'ye dönmüşler. Hiç de bitmiyor. Müezzin de evine gitmiyor, imam da. 24 saat bitmeden Beytullah, mihrap olur. Mekke, Mescid-i Saadet olur. İyyâke nâbüdü ve iyyâke nestaîn ben derken benden önce kılan Fatiha'nın aminine gelir. Benimkine amin der. Şu halde biri Bismillah derken birisi Elhamdülillah der. Birisi ihtina sırata müstakim der. Şu halde milyonlarca el hiç bitmeden develan eden, cevelan eden bir mihrab-ı ebedidir ki namaz. Ben o cemaate niye girmeyeyim? Bütün dünya cami olmuş, Beytullah etrafında dönmüş, mükerrenat secdeye kapanmış, kavaklar, kuşlar, ağaçlar. Bu adamda haşa haşa ne gibi desem bilmem, namazdan secdeye inmez. Ya ben niye bütün bir milyara yakın adam Beytullah'a amin amin, kimisi ettiyat okuyor aynı anda, kimisi elham okuyor, kimisi salli barik okuyor, kimisi dua okuyor. Bu müezzin ezanı bitirir, şu köydeki başlar. O bitirir, öteki köydeki başlar. Dünya bir ezan, Kabe bir mihrap, dünya bir cemaat olarak cami hükmüne girer. Bütün melekler ümmeti Muhammed'e tarağın dişleri gibi amin derken yer gök ehli o gafilane gezerse bu adama ağlamamak nasıl mümkündür? Yahu sen kul değil misin? Bütün dünya dönmüş. Bana ne olur mu? Kabirlerde bütün dünyayı Mekke'ye döndürmüşler. Ama gel gör ki nice kabir keşfedenler, nice kabir hırsızları, mezarlar açıldığında cemaatin çoğunun sırtının kıbleye döndüğünü görmüşlerdir cesetlerini. Sen burada yüzünü dönmezsen kabirde seni sırtını çevirirler Beytullah'a. Senin yüzünün dönmediğin yere senin sırtını çevirirler. Kimin sırtını Beytullah'a çevirirlerse ebedi cehennem onu bekler. Ya ne kadar manası geniş ya. Düşünüyorum da bu namaz ne kadar deruni, ne kadar güzel, ne kadar tatlı. Bir ev düşün. Ben Bursa'da misafir kaldım. Bulunduğumuz ev yüksekti. Sabah ezanları bütün Bursa'yı çalkaladı. 50, 100, 200 cami kaçısa ezanlar birbirine eklendi. Bizim daire hepsi namaza kalktı, misafir olduğum daire. Yüksek yer olduğu için Bursa'ya baktım, komşu apartmanlara baktım. Tek tek lambalar yandı, belli ki uykudalar. Acıdım da. İslam beldesi Bursa, nimet Allah nimeti, şehir Müslüman beldesi, kalkanlar bir avuç, uyuyanlar esef edilecek bir mesele. Hele şu Avrupa, bütün alem Allah'a gaflet ile isyan ile sırt dönmüşken niçin bütün ümmeti Muhammed olarak bütün Avrupa'nın nüfusu kadar rahmeti biz onların çekmeyelim? Şeyh Muhammed Diyahattin Hazretleri dedi keşke Moskova'da olsaydım. Niye? E dedi Allahu Teala'nın rahmeti bütün insanların sayısına göredir. Bir rahmet var rızık olarak gelir herkese yedirir. Bir rahmet var kalplere feyiz olarak akar. Moskova'da olsaydım namaz kılan bin adamdan bir adam yok. Onların manevi feyizlerinde ben çekerdim. E Avrupa'da sen namaz kılsan kaç milyon Avrupalı var bilmem. Şu namaz kılana dağıtıverirler. Senin bir namazın 5 milyon namazın sevabına yükselir. Komşu Hans'ın ki sana gelir. Namaz kılmayan İsmail'inki de sana gelir. Kılmayan Hatice'ninki de sana gelir. Sen bir tane kıldın, meleğe bakarsın 5 milyon tane namaz yazmış. Ne oldu? Kılmayanları da sana çevirdik. Ya bu nasıl ki kılmaz adam? Ben şaşırıyorum ya. Namazda 12 türlü ibadetin birini dedim kaldım. Birincisi neydi?
insanı Allah'a yakınlık peyda ettirdi. Ta orada kaldık. İki, namaz her türlü ibadeti camidir. Kalp ile ibadet ettirir, beden ile ibadet ettirir, mal ile ettirir. Kalp ile ibadet Allah'ın huzurunda bulunmasının mülazasıyla Rabbini ziyarete gitmiş gibi düşünür. Bedenle, dil ile Kur'an okur, dil ile tekbir getirir, abdest alır, tesbih eder, salavat okur, kah rüküye gider, kah kıyama gider, kah secdeye gider. Bedeninin her azası namazda Allah'a yaklaşır. Mal ile ibadet. Abdest suyunu ısıtacaksa ceryan ister. Tesettür için elbise ister. Kadın için başörtüsü ister. Odayı ısıtmak ister. Namaz için olunca oduna verdiğin sevap yazılır. Suya verdiğin ısıtmak için sevap yazılır. Seccadeye verdiğin sevap yazılır. Giyim kuşama verdiğin sevap yazılır. Şu halde namaz bütün vücudunu, bütün malını Allah'a tahsis eder. Malımla sana, canımla sana, kalbimle sana abdim ya Rabbi. Kabe-i Muazzama döndürerek bütün ümmeti Muhammed'i bir mescit haline getirir. Şimdi anlattım. Her meridyen 4 dakikadır arası. Bu meridyen Allah-u Ekber derken, bu Allah-u Ekber derken bu Fatiha'yı okur. Bu Allah-u Ekber derken bu salavatta olur. Bu Allah-u Ekber derken bu etteyyatta olur. Bütün dünya aynı anda bir mescit haline gelir. İyyâke nâbidü ve iyyâke nestaîn sözüne bütün ümmeti Muhammed'e amin dedirtir. Bir cemaatte 40 kişi olursa bir Allah eri bulunur hükmüyle.